Teknofest aylar süren hazırlıkların ardından kapılarını açtı. Hazırlık sürecinde en büyük emek sahiplerinden biri şüphesiz ki Selçuk Bayraktar'dı. Selçuk Bayraktar Teknofest'te ailesiyle birlikte katıldı. Bayraktar ailesi heyecanlarını da canlı yayında TGRT Haber'le paylaştılar. Türkiye'nin ayaklarını yerden kesen festival için aylarca çalıştı. Festivalin açılış konuşmasını da bizzat yaptı. Teknofest'in ikinci yılında sizlerle birlikte olmaktan büyük bir mutluluk ve onur duyuyorum. Açılışı yaptınız, neler hissediyorsunuz? Türkiye'nin ayakları yerden kesen festivali dedi. Tabii binlerce genç kardeşimizi, on binlerce genç kardeşimizi görünce, alan dün de böyle harikaydı ama adeta büyülenmiş bir hale geldi. Festival alanına eşi Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve kızlarıyla gelen Selçuk Bayraktar'ın heyecanı gözlerinden okunuyordu. İnşallah ülkemizin milli teknoloji hamlesi yolculuğunda ülkemizi uçuracak genç kardeşlerimiz burada. Nice beyinler yetişecek. 7'den 77'ye tüm milletimizi bekliyoruz. Selçuk Bayraktar TGRT Haber canlı yayınında Türkiye'nin ilk uçan aracı Cezeri ile ilgili bilgi vermeyi de ihmal etmedi. Gerçekten uçacak mı? Biz de binebilecek miyiz? Çok yayılacak mı diye sorarlar. Ben de hazır muhatabını bulmuşken sormak. Tabii yakın zamanda uçuşunu yapacak ama bu ön prototip. Yollarda görmemiz uçan arabaları uzun bir süre sürecek. Sportif maksatla öncelikle birkaç sene içinde kullanıma başlar. Teknofest'in yoğun ilgi görmesi Selçuk Bayraktar'ın eşi Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ı da bir hayli heyecanlandırdı. Türkiye diyoruz, teknoloji diyoruz ve dünyanın gözünü üzerimize çevirecek projelerden bahsediyoruz. Siz neler söylersiniz? Teknoloji olmadan tam bağımsızlıktan bahsedemeyiz. Teknofest bizim geleceğimize yapılan çok büyük bir yatırım. Buradan inşallah ülkemizin genç potansiyellerini ileride ülkemizin gururları olarak görmek için büyük bir fırsat olarak kullanacağız burayı inşallah. Bayraktar çiftinin kızları Aybüke Canan da teknolojiye oldukça meraklıymış. Bakın Selçuk Bayraktar Aybüke'nin teknoloji merakını nasıl anlattı. Akıncı'yı gördüğünde sürekli zaten baba beni uçağa götür dokunacağım diye söyleyip duruyor. Tabii ki.